getiren o büyük hikayeye, o kutlu iradeye ve o şanlı mücadeleye şükürler olsun. Bizler kadınları sadece 8 Mart'larda hatırlayarak geriye kalan 364 günde yok sayanlara inat. Her an, her dakika, her saat, her gün kadınların var olduğunu göstermeye devam edeceğiz. Burada şu anda hep birlikte olduğumuz gibi göstermeye ve bazılarının sinirini bozmaya devam edeceğiz. Hem rahatlarını bozacağız hem sinirlerini bozacağız. Bizler kadınları aşağı görenlere, aciz görenlere, muhtaç görenlere inat. Türk kadınlarının yenilmez gücünü anlatmaya, göstermeye devam edeceğiz. Bizler kadınların başarılarından, mutluluğundan ve hatta gülüşünden bile rahatsız olanlara inat, Cumhuriyetimizin yeni asrını başarılı, mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Aziz milletim, değerli kadınlar, bugün Türkiye'de hayatın zor, geçimin dar, huzurun yok olduğu, tacizin, hakaretin ve aşağılanmanın da yol olduğu kara günlerden geçiyoruz. Üstelik kadın olduğunuz zaman tüm bunların yanına bir de hayatta kalabilme mücadelesi ekleniyor. Bugün neredeyse herkes bu durumu kadın sorunu olarak adlandırıyor. Ama yanlış, bugün Türkiye'de kadın sorunu yok. Bugün Türkiye'de bir insanlık sorunu var. Bugün Türkiye'de bir vicdan sorunu var. Bugün Türkiye'de bir adalet sorunu var. Bugün Türkiye'de bir zihniyet sorunu var. Bu zihniyet öylesine acımasız, öylesine fütursuz, öylesine izansız ki bu kirli zihniyetin temsilcileri kadınların ömrüne gün biçmekten utanmıyorlar. Kadın erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğunu iddia etmekten utanmıyorlar. Kadını evinin süsü olarak görmekten utanmıyorlar. Kadınları kendi çarpık anlayışlarına göre sınıflandırmaktan utanmıyorlar. Hatta küçüğün rızası ile başlayan zehirli cümleleri kurmaktan bile zerre kadar utanmıyorlar. Bence de yuh, bence de yuh, bence de yuh olsun. Ne yüce dinimizden, ne yüce dinimizden, ne de insanlıktan nasibini alamamış ama mukaddesatımızı her fırsatta, her meseleye alet etmekten de çekinmeyen, ahlak yoksunu bir güruhun kadınlar üzerinden, çocuklarımız üzerinden sapkınca ahkam kesmesine yol veriyorlar. 6 yaşındaki çocuklarımızı bu ahlaksız taarruzdan koruyamıyorlar. Ve o sapıkları memnun etmek için İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekten de hiç ama hiç utanmıyorlar. Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan, biz bunların hiçbirini unutmadık. Ve emin ol, asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Asla affetmeyeceğiz. Çünkü sen zaten hiç üzülmemiştin. Ama münevver kızımızın sızısı bizim hala yüreğimizde. Çünkü sen zaten hiç umursamamıştın. Ama Özgecan kızımızın acısı bizim hala kalbimizde. Çünkü sen zaten hiç duymamıştın ama Emine Bulut kızımızın içimizi yakan çığlıkları bizim hala kulaklarımızda. Çünkü sen zaten hiç önemsememiştin ama Pınar kızımızın solmayan gülüşü bizim hala aklımızda. Çünkü sen zaten hiç anlamamıştın ama daha nicelerinin
fotoğrafı siyah beyaza dönen nice hayatların evinden, ailesinden, sevdiklerinden vahşice koparılan nice kadının acısı bizim hala içimizde. Değerli kadınlar, acılarımıza her gün bir yenisi ekleniyor. Her seferinde bu son olsun derken maalesef Türkiye'de kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Geldiğimiz son durumda bize artık resmen alışın deniliyor. Hayır, asla alışmayacağız. Vahşete uydurulan kirli kılıflara asla alışmayacağız. Hamasi konuşmalar üzerinden şiddete razı edilmeye alışmayacağız. Korkuya da, baskıya da, susturulmaya da alışmayacağız. Biz alışmayacağız ama onlar alışacaklar. Kadınların konuştuğu bir Türkiye'ye alışacaklar, alışacaklar, gerçekten alışacaklar. Kadınların özgür olduğu bir Türkiye'ye alışacaklar. Her bir kadının özgür olduğu, korkmadığı, kahkaha atmaktan çekinmediği bir Türkiye'ye alışacaklar.